Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir güzelliği paylaşmak için buradayım. Evet, güvercinlerimizden, güvercin yavrularımızdan bir tanesi, sepet kuyruklardan bir tanesinin şu şekilde. Canım benim, canım. Arkadaşlar üzerindeki renk gerçekten çok güzel oturmuş kendisine. Belki de kırmadır, bilmiyorum artık duruma göre. Belki de rengi böyle oldu. O siyahlar var ya, kanat üstündeki kahverengi rengimsi, siyah karışımı bir rengi var hayvanımızın. Kuyruk sökümü zaten simsiyah. Diğer sepet kuyruklara göre bayağı bir farklı bir renge sahip. Ama şunu söylemek isterim. Kümesteki gerçekten de favori güvercinler arasına girdi sayılır. 10 numara bir rengi var. Sen çok tatlısın kız. Kız dedim yanlışlıkla ama arkadaşlar erkek mi şey mi dişi mi bilmiyorum. Artık onu da siz yorumlara düşersiniz. Elimde tutardım. Videoyla sizlerle yakından incelerdik. Fakat elimde tutmaktansa özgür bir şekilde uçuşunu çekmek daha güzel. Evet, bu güvercinimizi bilenler, tanıyanlar halen daha kümesimizde kendisi. Çok şükür. Yeni favori güvercinim yerde gördüğünüz şu hayvan arkadaşlar. Belki safkan değil. Bilmiyorum. Belki de safkandır ama rengi öyle olmuştur. Ben memnunum güvercinimden. Gerçekten hoşuma gitti. 10 numara bir rengi var. Canımın içi benim. Böyle uzaktan baktığın zaman insanın gözüne bir hoş geliyor arkadaşlar. O derece güzelliği var hayvanımızın. Bize yakalamayacağım dedim ama yuvasına girdiği zaman fırsat bu fırsattır. Yakalamadan da edemedim kendisini. İki de yakalamışım. İki tane farklı bir sonuca vardım. Daha doğrusu görmediğimiz bir detayı görmüş oldum hem. Kendisi zaten çok korkuyormuş. Belki bu şekilde de biraz daha alışır. Renklere bakın, renklere. Dur kızım. Dur oğlum. Neyse artık cinsin. Az bir dakika dur ya. Çok çırpınıyorsun sen. Bir dakika dur. Canım benim, canım canım. Güvercinlerimiz her zaman gibi tatlılıkla ölüyor. Bakın tatlılıktan ölüyor. Bildiğiniz tatlılıktan böyle eriyip gidecek. Canım benim. Canım. Gözlüğe bak, gözlüğe sen ya. Sen bunun gözlüğüne bakalım. Şşt, tatlı şey. Evet arkadaşlar bakın sırt bölgesindeki kahverengiyle karışımlı siyah tonlamaları var sırtında. Şurada çok güzel bir rengi var. Kanatlar böyle. Dur kızım, dur oğlum. Şöyle bakın ve size son olarak bir sonuç daha göstereceğim. Şöyle uzaklığına bakın, zaten uçarken de gördük. Çok fazla rahatsız etmek istemiyorum kendisini. Gerçekten korkuyor. O nedenden dolayı direkt sonuca geçiyorum. Hayvanımıza dikkat ettiğim kadarıyla ayak parmaklarının ikisi de tamamıyla yapışık. Bakın arkadaşlar, biri bu. Evet. Parmaklar yapışık. Nasıl olmuş bilmiyorum. Diğer ayağı da aynı şekilde. Şu şekilde bu da yapışık. Yalnız şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi yorumlarda göreceğim. Abi onun parmaklarının ortasından kes. İşte onu yap, bunu yap şeklinde şeyler alacağım. Yorumlar alacağım. Arkadaşlar, ben bu hayvanlarımıza böyle acı veremem. Ayağından kesmem demek, ayaklarını kesmem demek, hangi şekilde de kessem hayvanımızı uyuşturamayacağım için acı çekecektir. Bir veterinere götürmem gerekebilir belki. Ama şu durumda hayvanımızı gördüğüm kadarıyla çok rahat bir şekilde uçuyor, çok rahat bir şekilde geziyor, çok rahat bir şekilde dengede durabiliyor. Ayaklara alışmış durumda. Kendisine zarar vermek istemiyorum. Zamanla ne de olsa bizim kümesimizde ve gözlem altımızda. Zamanla eğer gerçekten sağlık programları görürsem, hayvanımızla uçarken sıkıntı görürsem, şöyle bırakayım kendisini. Hayvanımız gerçekten de sıkıntılı olduğunu hissedersem, o vakit gerekirse veterinere başvururuz arkadaşlar. Yoksa bu şekilde zaten çok tatlı. O şekilde de tatlı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bir sıkıntısı olursa inşallah ilgilenirim. Canım. Evet. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda sonuna gelelim. Hayvanımızı birazcık inceledik sizlerle birlikte. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.